Başkent'e gideceğiz şimdi. 4 yaşındaki Yusuf, Ankara'da bir hastanenin yoğun bakım servisinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. Yusuf'un bu halde olması ile ilgili büyük bir ihmal iddiası var. Küçük çocuk kreşte kaydıraktan düştü, beyin kanaması geçirdi. İhmal süreci de işte o andan sonra başladı. Çünkü küçük çocukta kusma ve bilinç kaybına işaret eden belirtiler vardı. Ama buna rağmen ambulans çağıran olmadı. 2 metre civarında düştüğü yer burasıdır. Gittiğimde oğlum nöbet geçirir şekilde uyukluyordu. Kaydıraktan yere düştü, 3 gözetmen öğretmenin fark etmesi dakikalar sürdü. Kreşteki ihmaller 4 yaşındaki Yusuf'u az daha hayattan koparacaktı. Daha 4 yaşında 4,5 saatlik bir ameliyat geçirdik biz. Şu an çok küçüğüz zaten. Kafası komple boydan boya kestik. Minik Yusuf Yasemin kreşe ait parkta arkadaşlarıyla kaydırakta oynuyordu. Bir anda dengesini kaybedip 2 metre yüksekten yere düştü. Köprücük kemikleri kırık, sol tarafı ezik, kafatası çatlak bir şekilde benim çocuğumu benim kucağıma verdiler. İhmaller zinciri o andan sonra başladı. Kaydırağın birkaç metre uzağında oturan öğretmenler önce Yusuf'un düştüğünü fark etmedi. İçlerinden biri görüp diğerine söyledi. Yerde hareketsiz yatan çocuğa rağmen yerlerinden bir müddet kalkmadılar. Yusuf düştüğünde ailenin iddiasına göre kreş yönetimi ambulans çağırmak yerine anneye haber verdi. Anne gidip oğlunu aldı, hemen hastaneye götürdü. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Yusuf'u daha donanımlı bir başka hastaneye sevk ettiler. Öğretmeni beni aradı. Çok küçük bir yerden düştü ama endişe edecek bir şey yok dedi. Küçük çocuk tam 4 saat süren bir operasyon geçirdi. Kafatasında, boynunda ve omzunda şu an çatlaklar var. Hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. 2 saatlik bir ihmalkarlık var. Görünen o ki kreş yönetimi tedbirleri de hiçe saymış durumda. Yusuf'un düştüğü yere baktığımızda bir beton zemini görüyoruz. O zeminin üzeri bir halıyla kaplanmış. Aslında olması gerekense bu zeminin yumuşak, kauçuk bir malzemeden yapılmış olması. Böylece çocuklar düştükleri zaman daha az yaralanmalara neden oluyor. Mesafe 2-2,5 metre falan var. Koruyucu falan da yok yani yerlerde. Böyle bir okul, böyle bir eğitim istemiyoruz. Küçük Yusuf'un geldiği kreş işte burası. İddiaları sormak için şimdi zillerini çalıyoruz. Bakalım ne cevap verecekler. İçerideler ancak cevap vermiyorlar bize. Kreş acil durumlarda çocuğu teslim etmek üzere velisini beklememeli. İlk yardım müdahalesine uygun bir durumsa ilk yardım yaparak acil yardım için ambulansı aramalıdır. Dolayısıyla görevi ihmal söz konusudur. Korkma anne. Tamam, korkma anneciğim.